Arkadaşlar merhaba. Yeniden bir tamirat tadilat videosundayız ama bu videoda yani şey fark etmişsinizdir diye tahmin ediyorum. Yani sürekli yaptığım şeyleri çekmiyorum çünkü yani hem aletleri çalıştırdığımda çok ciddi ses çıkıyor. Bir de zaten her şeyi çeksem çok uzun bir video olur. Az yani bundan bir önceki videoda gösterdim. Bir hafta falan sürdü o iş. Ondan dolayı öyle bir şey yapamam ama işte gelişme yaptıkça öncesi sonrası falan filan gibi bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Arada konuşuyoruz, sohbet ediyoruz falan. Öyle bir muhabbet. Şimdi bir öncesini göstereyim. Şimdi bugün bel altına gireceğim. Dur yakından görelim. Şimdi şöyle bir sıkıntı oldu. Buralar çok kolay dedik ama birincisi o kadar şey değil. Kolay değil. Tam düz değil bu arada. Yani fark ediliyor mudur bilmiyorum ama tam şurada böyle şey yapmayayım. Tam şöyle şurada bir şey var. Gözüküyor mu? Ben telefonun hiçbir şey görmüyorum çünkü çok güneş var. Bir eğim var. Şeyler de tam o eğimin olduğu yere geliyor yine. Neyse yani çok aşırı zor bir sıkıntılı bir durum yok ama tabii ki buralar artık oyuk olmuş. Bir de şurada bir kaçak yolcumuz var. Onu nasıl göstereyim? Şöyle. Gördüğünüz gibi. O artık cam asansörünün mekanizmasının bir parçası falan bir şey büyük ihtimal. Şimdi o cam mekanizması ile alakalı bir şeyi sıkıntıya sokmamak için kapıyı bir söküp içten şey yapacağım. İçeride ne var ne yok bir ona bakacağım. Bir de zaten şöyle bir şey düşündüm. Şimdi bu deliği doldurma imkanı yok yani. Zaten kocaman bir oyuk bu. Ama normalde de bunun içi dolu değil yani bu kapının cam mekanizması bir şey böyle içinde olduğu için şey boşluk yani zaten şunun hemen arkası boşluk. Benim amacım şey kapatmak yani ama onu macun doldurarak falan kapatamam yani hani öyle bir şey yok. Şimdi kafamda şey var açayım içeriden şey sokayım. Fiberglass'ı sokayım. İşte oraya o böyle bir zemin gibi otursun. Sertleşsin. Sonra da dışarıdan macunumuzu yapıştıralım. İşimize bakalım. En temizi en kolayı bu. Yoksa bu işin sonu yok. Güneş ne güzel gitti. Keşke böyle kalsa. Buralar da aynı şekilde. Buralar zaten şey. Yani şunu ben başta hani böyle bir şey sandım. Böyle parça dökülüyor gibi falan sandım. Şöyle gözüküyor mu? Metal bir parça yani o neyse. Mekanizmanın bir şeyi. Ben biraz onu çıkartayım diye uğraştım. Bayağı şeyli bir şey o. Parça yani neyse. Bu zaten camda da bir sıkıntı var. Ona da bakmış oluruz. Bu cam şuraya kadar falan açılıyor. Tam inmiyor yani. Belki de öyle bir şey sıkışıyor araya bir şey oluyor. Bir sıkıntı var. Hem onu kurtarmış düzeltmiş oluruz. Hem de bu zaten çürüğü başka şekilde yapma imkanım yok. Bu şekilde halledeceğiz. Öyle. Şimdilik devam. Evet. Kapıyı sonunda söktüm. Bu ıvır zıvırlar gerçekten çalışma düzenim efsane. Kapının içini birazcık temizledim. Bunlar kapının içinden dökülenler. İşte bu ses yapanlar ıvır zıvır cıvata bir şeyler ne varsa bir şeyler var. Ama içeri nasıl girdiğini anlamadım. Çok fazla da parça var onu söyleyeyim. Mesela şunun cıvataları falan düşmüş diye tahmin ediyorum. Bu bayağı böyle kendini bırakmış bir şey olmuş. Zaten çalışmıyor da bunu yapıştırdıkları için. Ama en enteresanı şu AYTL kürsüymüş. Açınca birazcık anladık. Hafif kenardan köşeden okunuyor. Yani tahminen diyorum ki arabayı kutsamış herhalde. Önceki sahibi kendi kendine. Yoksa bir yani girecek bir yeri yok gerçekten. Yani şurada en baba boşluk burada oluşuyor. Oradan bile öyle girebilecek bir boşluk yok. Yani kapıyı açıp içine koymuş olması lazım. Başka bir şey düşünemedim. Yani şeytan kapanı değil. AYTL kürsü. Yasin. İşte öyle düşün. Şimdi bundan aslında burada bayağı bir şey yapacağım. Şimdi bu zaten cam asansörü bir sıkıntılı. Camı falan da söktüm zaten. Cam burada. Onu da yapmam lazım ama şimdilik ona girmeyeceğim. Şimdi sadece şuraları kapatayım diye bir şey yaptım.
şöyle bir muhabbet var. Buranın içi boş olduğu için, yani bu arkadan destekleyeyim diye söktüm. Orayı zaten halletmiştim. Buranın biraz sıkıntısı var. Buranın da böyle içten şeyini dolduracağım. Arkadan fiberle. Ondan sonra böyle kapatacağız, kendine getireceğiz. Buraları bugün bitiririm tahminen. Buralara da yarın girerim. Bakalım, zaten çok bir şey kalmadı. Bir de diğer tarafta 2-3 tane delik var. Ondan sonra yavaş yavaş bitirmece. Öyle. Şimdilik bu kadar. Devam ediyorum. Etrafı bayağı çılgın dağıttım yani. Bir tamirat moduna girince çok düzensiz çalışıyorum gerçekten. Ama kapıyı sökerken abartılı uğraştığım için şey sökülmedi. Şuralarda şey bir sıkıntı var mesela, onu da düzelteceğim. Şu delik ve şu delik aynen şeye geliyor. Şu kapı kolunun vidalarının girdiği yere denk geliyor. O deliklerde galiba bir sıkıntı var. Vida böyle küçük kalıyor. Bu delikler genişliyor mu, kırılıyor mu burası, neyse. Bak buraya mesela bir şey atmışlar. Vida tam sıksın diye. Aynı sorun diğer tarafta var. Ondan şu an takılı değil mesela. Oraya da böyle bir şey çözeceğim. Onları da geri takmadan önce belki hallederim. Ya açmışken geri kapatmak istemiyorum. Burayı biraz uğraşayım, temizleyeyim, böyle gıcır gıcır yapayım da öyle kapatayım istiyorum. En azından şu cam asansörü sıkıntısını belki birazcık daha rahatlatırım. Öyle mevzular. Şimdilik bu kadar. Vakit oldukça yeniden çekeceğim. Artık akşam oldu ve biraz gevşeklikten kaynaklı çok yavaş hareket ediyorum. Ama bir yere bir şey de yetiştirmiyoruz. Onun da rahatlığı var. Temiz temiz, güzel zımpara mımpara bir şeyler yaptık. Zaten burayı 55 kere gösterdim. Şu kısmın içinden şimdi şeyi koydum. Fiberi koydum. Şöyle gözüküyordur. O buradan sertleşecek. Taş gibi olacak zaten. Ondan sonra buradan da üstten macunumuzu yapacağız. Zımparalayacağız. İş bitecek. Bugünlük bu kadar. Böyle biraz şey oldu. Tembellik oldu bugün ama ekstra. En azından bir iki şey yapmış oldum. Öyle yavaş yavaş ilerliyoruz işte. Kelebek camının mekanizması. Söktüm biraz WD-40'la falan filan kendine getireyim, belki biraz rahatlar eder diye, ama şimdi şöyle bir sıkıntısı var bunun. Şu gördüğünüz kısma şöyle göstereyim. Kelebek camı oturuyor. Onun aşağı inen böyle bir çubuğu var, onu da göstereceğim şimdi. Şurada kelebek camı kolunu takıyorsunuz. Bunu çevirdikçe şu da böyle kendi içinde dönüyor. O da kelebek camını çeviriyor. Bahsettiğim çubuk bu. Bu arkadaş o mekanizmanın üst tarafına giriyor. Bu kırılmış tarafına, tam olarak şuraya oturuyor. Ama işte bunun şeyi kırılmış. Oturduğu yer kırılmış maalesef. O oturduğu yere kırıldıktan sonra mekanizmayı çeviriyorsunuz. Yani kolu çeviriyorsunuz, mekanizma camı çeviriyor. Mevzu bu. Silikonla falan yapıştırıldığı için bunun kendine gelme ihtimali pek yok. Yani her taraftan böyle yapıştırmışlar, içten dıştan. Maalesef silikonlandıktan sonra da belki de zorlandı ve kırıldı. Sıkıntımız bu. Neyse. Yaklaşık yarım saat falan sürüyor işte. 20 saat, 30 saat kitap okuyorum. Sonra 15-20 dakika spor yapıyorum. Sonra işte... Neyse, şimdi biraz genel durumdan bahsedeyim. Zaten kapıyı söktüğümü falan filan çektim, gösterdim. Şimdi onun içini falan çok güzel temizledim, böyle gıcır gıcır ettim. Çok gözüküyor mu bilmiyorum ama şöyle bir ton bok küsür bir şeyler çıktı işte içinden. Neler neler yani. Kopan parçalar, düşen, sökülen vidalar falan filan. Ayrı ayrı bin tane ıvır zıvır çıkıyor zaten. İşin içinden çıkmak biraz uzun sürüyor. Bir de girdikçe giriyorsunuz gerçekten, öyle şey bir sıkıntı var. Şimdilik devam ediyoruz. Evet. Şimdi en azından sadece bu part için son kısma geldik. Şuraya hala girmedim. En son orayı gösterdim diye tahmin ediyorum. Fiberglass'la içeriden kapattım orayı. Yarın da oranın işte macununu falan filan yapacağım. Orada da bir şey kalmadı. Bir sıkıntı kalmadı yani. Burayı zaten bitirdim. Burada şu an astarını attım. Birazdan da boyasını atacağım. Ondan sonra orayı da bitiririm. Zaten bu taraf için işi bitirmiş oluyoruz. Şimdi ortayı bitirdim. Orası da bayağı
Böyle güzel gıcır gıcır oldu. Kendine geldi yani. Burayı da bitirdik. Şimdi yarın da işte o ön tarafa gireceğim bakalım. İşte burası zaten bir kurusun bir kendine gelsin. Güzel oldu ama ya. Hoş duruyor yani. Burayı da bitirirsek şöyle geriden ayna gibi durur işte. Şöyle. Aynen. Güzel oldu. Nasıl yanmış ha? Ateş ediyor. Şimdi son geldiğimiz durum bu. Yani son video çekmem üzerine bile 4-5 gün falan tahminen geçti. Şimdilik böyle bırakacağım mecburen. Zaten bir şey kalmadı. Macunun şeyini bitirdim. Doldurdum oraları. Çok güzel kapattım ettim. Sadece üzerine bir zımpara atıp astar boya halledeceğiz. Başka bir şey kalmadı. Ondan sonra orası bittikten sonra bitmiş halini bir sonraki videoda koyacağım. Bu videoyu burada bitiriyorum. Çünkü işlediğim gibi beklediğimden çok uzadı. Sonraki videoda da buraları eğer yine yetişirse şu kuyruktaki yeri yapar. O videoyu da yaparım. Öyle bitiririz. Neyse dediğim gibi arkadaşlar video burada bitiyor. Bir sonraki videoda da şu gördüğünüz kısımlara falan gireceğim. Şimdilik buraya kadardı. Maalesef çok fazla partlı partlı bir şeyler oldu bu video. Şöyle yapınca video daha mı şey oluyor? Neyse, bir sonraki videoda devam ederiz. Şimdilik buraya kadar dediğim gibi. Çok fazla partlı oluyor. Çok uzuyor işler. Şimdi de maalesef uzayacak çünkü bugün havanın güneşli olduğu son gün. Bundan sonra yaklaşık 5 gün kesin yağmur yağacak. Ondan sonrası için bilmiyorum. Sonraki vakitlerde yani o yağmur durduktan sonra da bu tarafı yapacağım. Bu tarafın işi öbür tarafa göre bir tık daha kolay diye düşünüyorum ama dediğim gibi kısmet bilmiyoruz. Çünkü kolay dedikçe farklı farklı şeyler çıkabiliyor. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Maalesef dediğim gibi bu çok uzun oldu. İstanbul'a gittim geldim bölündü. Burada düzgün yapamadım sürekli bölündü bir şeyler oldu. Derken maalesef bu video buraya kadar. Yine bayağı bir kısmını hallettik. Kalan kısımlarda artık bir dahaki videoda sonra da tamirat tadilat partı tahminen biter. Yani serisi. Ufak tefek şeyler için video çekmem diye tahmin ediyorum. Çok birikirse belki bir daha video bir şeyler atarız. Belki içine girince atarım. Öyle. Sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlar. Şimdi kendinize iyi bakın.